Yani quyidagi misallarni ko'rib chiqamiz. Va birinchisida, birinchi misolni eshitish uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Qaynisi uchun biz quyidagi formulalarni yozishimiz mumkin. Tangens alfa plus beta deng tangens alfa qo'shuv tangens beta taqsim 1 minus tangens alfa ko'paytiruv tangens beta. Bundan biz tangens alfa qo'shuv tangens betani topishimiz mumkin. Bu teng bo'ladi tangens alfa plus beta ko'paytiruv mana maxrajdagi ifoda. Ya'ni tangens alfa plus beta ko'paytiruv 1 minus tangens alfa ko'paytiruv tangens beta. Mana bu formulani hosil qilamiz tangenslarni yig'indisi uchun. Ayırması için hem biz formu yazışımız mümkün. Eğer bana bir de minus bulsa, o kadar bana bir de minus bulardı, mahrajda plus bulardı. Ve bir de minus ligi için, minus bulsa bir de minus bulardı, bana bir de plus bulardı. Şu formuladan faydalanışımız mümkün. Bir de tangensler yığındısı, ve plus, ortada plus bugün halına karayımız, şu formuladan faydalanamız. O kadar çaptamanlı biz kuyudaki yazışımız mümkün. Tangens alfa plus beta, yani x koşu 2x. Köpaytırı, kavuşuşu da 1 minus tangens x. Köpaytırı, tangens 2x. Teğnemenin oyuntamanını özünü yazalımız. Tangens 3x. Yani tangens 3x'ini kelleri çaplamanı ötkizeydik. Minus kulu ötkizemiz. Teğneme hasıl olalı. Bana bakın tangens 3x. X koşu 2x, 3x bulalı. Ve tangens 3x, bir yerden tangens 3x. Kavsından taşkarge çıkaramız. O halde tangens 3x, köpaytırım. Bir de 1 minus tangens x, tangens 2x, minus 1. 1 minus 1 nur bu kitabı. Demek biz kuydayı teylemanı hasıl kullanımız. Minus tangens x, köpaytırı tangens 2x, köpaytırı tangens 3x. Teng nol. Dersler bana bu teylemanın anıqlayan sahasını hesabke alışımız gerek. Tangens x degeni bu cosinus x, sinus x taksın cosinus x. Ve cosinus x nolga teng olması gerek. Anıqlayan sahası demek. Cosinus x nolga teng emas. Bundan cosinus 2x nolga teng emas. Ve cosinus 3x teng emas 0. Mana bularni hisobga olishimiz kerak. Va bu tenglama 3 ta tenglamaga ajraydi. Demak, tenglamani biz uni aniqlash sohasida qaraymiz. Birinchi tenglama. Tangens x teng 0. Buning yechimlari ildizlari x teng pi k, k tegishli z. İkinci tenglama. Tangens 2x teng 0. Bunun için geçimleri 2x denk pi k ve bundan x ne topsak pi k taksın 2. Bunda k bütün sallar toplamız yetkili işliği. Ve nihayet 3. denkleme tangens 3x denk 0. 3x denk pi k x denk pi k taksın 3. K tek işliği zetki. Ana bu geçimlerini hasıl kıldık. Yeni bunların tahliklerimiz. Ama bu nolga teyim olması değil gerek. O pk olsa, x pk teyim olsa, kosinus nolga teyimmez, bu ham nolga teyimmez, bu ham nolga teyimmez. Yaşı bunlar nolga teyim, bunda nolga teyimmez eken. Yeni de pk taksım 2. Böyle iki de kalına karayımız. Demek x denk pi k taksım 2 ildizlerle karayatmaz. K bütün sallar toplamız yetkete geçti. Birinci hal. K 2 en görünüşte olsun. O halde yani K cüpsan olsun. O halde K'nın oranına 2 enini koyarken olsak. X denk 2 en 2'ler kısarıp geçse en pi. Pi en oladı. En pi görünüşteki sallar kaladı.
Ana pika körüşte hesaplar yukarıda alıngan. Demek bu geçimler bana bir de var. Bu geçim buladı dedi bir de altından alıngan. B. K2N koşul bir körüşte olsun. O halde K'nı oraya bunu alıp koysak. X deyin. 2N pi koşu pi taksım 2 ham pi taksım 2 koşu NP deb yazışımız mümkün. Bizge malum bunda hesablarda kosinus nolga teng bo'ladi. Demek bu hesablar berilgen tenglemanın aniqlanish sohasiga tegishli emas. Şu sababli biz bularni tashlab yuboramiz. Bu yechim bo'lmaydi. Şunday qilib mana bu ikinci holda topilgan mana bu yechimlarning bir qismi yechim bo'lar ekan, lekin bu oldin mana bu birinchi holda topilgan. Shuning uchun buni qaytadan ko'rmaymiz. İkinci xil mana bu sonlar berilgan tenglamani aniqlash sohasiga tegishli emas ekan, biz ularni chiqarib yuboramiz. Shunday qilib mana bu holni chiqarib yuborsak bo'lar ekan. Endi 3-chi holga o'tamiz. X teng pi k taqsim 3. İki taksim üç. Mana birinci halde topilgan yechimlarni biz mana şu yerdan hasıl qilishimiz mümkün. Masalan, k'ni o'rniga 3 ga bo'linadigan sonlarni qo'ysak, masalan 3n ko'rinishli sonlarni qo'ysak, bu holda x teng p ko'paytiruv 3n taksim 3. Uchlarni qisqartirib olsak, pn qoladi. Demek, mana bu formuladan topiladigan sonlarni sonlar yordamida xususan mana bu sonlarni hosil qilishimiz mumkin ekan. PK, mana PN sonlarni hosil qilishimiz mumkin ekan. Demak, mana bu javobga mana buni yozsak bo'lar ekan. Shunday qilib javob X teng PK taqsim 3. Bunda K butun sonlar to'plamiga tegishli. Bu yechimlar demak, mana yuqorida ko'rsatdik. Mana bu yerda ko'rsatdik. Mana bu yechimlarni ham o'z ichiga, mana bu ildizlarni ham o'z ichiga olar ekan. Demak, javob x teng pi k taqsim 3. Va bu tenglamada kelinglar mana bu yerda darajasini tushirish, mana bu ikkitasida darajasini tushir formulasidan foydalanaylik. Sinus kvadrat x bu 1 minus kosinus x ni 2 ga ko'paytirsak 2x taqsim 2. Hozir bu sinus kvadrat 2x ga tegmay turaylik. Sinus kvadrat 2x teng. Bunga ham darajasini tushirish formulasini qo'llaylik. 1 minus kosinus 3x ni 2 ga ko'paytirsak 6x taqsim 2. Endi buni chap tomonga o'tkazamiz. Bu holda 1 taqsim 2 bu yerda ham 1 taqsim 2 minusdan bo'lib o'tadi, bir-birini yo'qotadi. Chap tomonga o'tkazsak, umumiy mahraj 2 kosinus 6x minus kosinus 2x taqsim 2 plus sinus kvadrat 2x teng 0 tenglamani hosil qilamiz. Endi bu yerda kosinus alfa minus kosinus beta ayirmani ko'paytmaga keltirish formulasidan foydalanamiz. Minus 2 sinus ularni yig'indisini yarimi 6 qo'shib 2 8 2 ga bo'lsak 4 4x sinus ayirmani yarimi 6 dan 2 narsak 4 2 ga bo'lsak 2 2x taqsim 2 2 ga bo'lsak mana bu 2 qisqarib ketadi da buning o'rnida 1 qoladi. Demak mana bu ifoda hosil bo'ladi. Plus sinus kvadrat 2x teng 0. Keyin mana hosil qilamiz. Sinus 4x bizga ma'lum bu 2 sinus 2x ko'paytirib kosinus 2x ga teng. O'rniga kelib qo'ysak, bu holda biz bu yerda minus 2 sinus kvadrat 2x. Mana bu sinus 2x ikkalasida ham kvadrat bo'ladi shu sababli. Kosinus 2x qo'shib sinus kvadrat 2x teng 0. Ana har ikkalasida sinus kvadrat 2x bor, uni qarshi tashqariga chiqaramiz. Bu holda sinus kvadrat 2x qarshi ichida minus 2 kosinus 2x plus 1 teng 0 tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglama o'z navbatida ikkita tenglamaga ajraydi. Birinchi tenglama
sinüs kvadrat 2x teng 0. İkinci teğdana minus 2 kosinus 2x teng 1. O'n tamamen gökisek minus 1 bulada. Birinci teğdana ne işimiz? Kvadrat 0'a teng buluş için özü 0'a teng buluş gerek. Bundan 2x teng pk ekanını, ondan esa x teng pk taksın 2 ekanını hasıl kılalımız. K tekişli z. Şimdi kadar bu teğnemeni geçtik. Yani ikincisi neşeğimiz. Minus 2'ye bulamız. Kosinus 2x teğn 1 taksın 2. Bundan biz 2x teğn plus minus arc kosinus 1 taksın 2 pi taksın 3. Koşu 2 kapi 2'ye bölüm. X teğn plus minus pi taksın 6 koşu kapi ekranını hasıl kılalımız. K tekişli z. Şunday qilib, mana bu teğnemanın ildizleri, mana bu, hamda mana bu formüllerden toplanırken.